Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize cesaretleri ve fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor. Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bir yandan daha ömrünün baharındaki 16-17 yaşındaki gencecik fidanları toprağa vermenin acısını yeniden yaşarken, aynı zamanda da vatanımızı kurtarmanın onurunu hissediyoruz. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Fetih sancağı kolayca burca dikilmez. Bedel ödemeden hiçbir başarı elde edilmez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakarlık vardır. Azim, dirayet ve cesaret vardır. Buna özellikle Çanakkale zaferimizle, İstiklal Harbimizde çok yakından şahit oluyoruz. Bu zafer milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayi Milliye şuununun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş. Ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir. Bu millet FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum. FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırırken, yurt dışında da özellikle PKK ve uzantılarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Önce Fırat Kalkanı Harekatı, daha sonra Zeytin Dalı Operasyonu ile sınırlarımızda ülkemize yönelen terör tehdidini kaynağında bertaraf ettik. Cerablus'ta 3000 DEAŞ'lı hamdolsun derdest ettik. Zeytin Dalı'nda 4600'e yakın teröristi yok ettik. İçeride 1400'ü aşkın teröristi bu yıl içinde aynı şekilde etkisiz hale getirdik. Ne dedik? Evet, inlerine gireceğiz dedik. İnlerine girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Nereye giderlerse gitsinler, bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak. Ordumuzu bulacak. Polisimizi bulacak. Evet, güvenlik korucularımızı bulacak. Ülke hudutlarımız içerisinde artık sabotajlara, karartma eylemlerine maruz kalmadan tüm terör örgütleriyle çok daha başarılı mücadele yürüttük. O gece bizim için dua edenlerle, FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri
hiçbir zaman unutmayacağız. Daha darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren demokrasimize destek verenlerle cuntacıların yanında yer alanları asla aynı kefeye koymayacağız. Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik mi böyle bilir? Suçlular titizlikle belirlenerek o gece ülkemize ihanet eden, milletimize kurşun sıkan katiller en ağır cezalara çarptırılıyor. Son FETÖ'cü hainle hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Tabii bunların hepsi müzakere masasında. Müzakere edeceğiz. Zira şehitlerimizin kanını yerde asla bırakamayız. Gazilerimizin kanını asla yerde bırakamayız. Hesabını soracağız. Değerli kardeşlerim, bakınız bu çevrede tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesi'ne sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız. O gece başta bu köprü olmak üzere ülkemizin farklı köşelerinde yaşanan kahramanlıkları da unutmayacağız. Füze rampalarının gidişini engellemek için tır lastiklerini kesen Polatlılı vatandaşlarımızı tarlasındaki mahsulü yakarak jetlerin uçuşlarına engel olan kahraman Kazan halkını hiçbir zaman unutmayacağız. Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halis Demirleri, ...16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Şuracık'ta Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı'nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla unutmayacağız. Tek başlarına karşılarına dikildiği darbecilere kök söktüren hanım kardeşlerimizi, Türkan kardeşimizi, nicelerini, ellerinde bayraklarla namluların üzerine yürüyen gençlerimizi, alnı secdede sabaha kadar dua eden, gözyaşı döken ak saçlılarımızı hiçbir zaman hafızamızdan çıkarmayacağız.